soruyla Sinan birden 10'a kadar olan tüm doğal sayıları özdeş kartlara yazıyor. Kartlardan birini seçip o kartla birlikte kart üzerinde yazan sayı ile aralarında asal olan sayıların bulunduğu kartları yırtıyormuş. Geriye 6 tane kart kalıyormuş. 6 karttan birini seçip yani 6 kart geriye kalıyor ya arkadaşlar. Ondan sonra tekrar o 6 karttan birini seçip aynı şekilde kartları yırtıyormuş. Geriye sadece kırmızı renkli kart kalıyormuş arkadaşlar. Geriye sadece kırmızı renkli kart kalıyormuş. Buna göre Sinan'ın seçtiği iki kart üzerindeki sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 9'un kalması için 9 ile aralarında asal olmayan sayıları seçmemiz gerekir. Neden diyecek olursam ben 1 ile başlasam mutlaka 9'u da yırtarım sonuçta, değil mi? Çünkü 1 ile 9 aralarında asal. Ne diyor bize burada? O kartla birlikte kart üzerinde yazan sayı ile aralarında asal olan sayıların bulunduğu kartları yırtıyor. 2 ile 9 aralarında asal. Ben 2 ile başlasam 9'u da yırtarım arkadaşlar. Ama 3 ile başlasam 9'u ne yapmam? 9'u yırtmam çünkü aralarında asal değil. Mesela 4 ile 9 aralarında asal, 5 ile 9 aralarında asal. 6 ile başlasam ben 9'u ne yaparım arkadaşlar? Yırtmam. Değil mi? Ama 7 ile başlasam aralarında asal olduğu için 7 ile başladığım zaman 9'u da yırtmak zorunda kalırım. 8 ile başladığım zaman 9'u da yırtmak zorunda kalırım. 10 ile başladığım zaman 9'u da yırtmak zorundayım. Dolayısıyla arkadaşlar geriye sadece kırmızı kartta renk kalıyor diyor ya. Buna göre Sinan'ın seçtiği 2 kart üzerindeki sayıların çarpımı nedir? İşte o 2 kart mutlaka bu ne ikisidir arkadaşlar. Yani 6 çarpı 3'ten 18 olmuş olur.